Şimdi dönelim ikinci tur seçimlerine, Fransa'ya. Solun sürpriz yaptığını görüyoruz. Aşırı sağın gerilediği ve iktidar partisinin beklenen yenilgiden daha az zararla kurtulduğu ortaya çıkıyor. Erken gelen seçimlerin aslında kısa bilançosu bu. Ülkede aşırı sağında iktidara gelmesi engellenmiş oldu. Ancak siyasi kriz daha da derinleşti mi, derinleşmedi mi? Bunu göreceğiz. Şimdi işin uzmanına soracağız. Hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edemedi. Arzu Çakır Paris'te bizi bekliyor. Arzu, şimdi çok bilinmeyenli bir denklem var galiba karşımızda. Ne oluyor? Nasıl işin içinden çıkacak Fransız politikacılar? Çok somut anlatabilmek için birkaç grafik hazırladım sizlere göstermek için. Seçimler, evet, sol partilerin hiçbir ankette birinci olacağı görülmemişti, belli olmamıştı. Bugüne kadar hiçbir uzman, hiçbir siyasetçi solun kazanacağını söylememişti. Ancak sol parti daha birinci turun akşamı kararlı bir biçimde sistematik olarak kim kazanırsa, kim ikinci gelirse gelsin aşırı sağın karşısındaki adayı sorgusuz sualsiz destekleyeceğini söyledi. Çok büyük çekilme yaptı. 200'ün üzerinde adayını çekti. Sol kazanmasın, sağ aşırı sağ kazanmasın diye ve sonuçta işte bu Cumhuriyetçi Cephe adını verdiğimiz cephe galip geldi. Öncelikle şunu söyleyelim. Macron'un partisi Rönesans ve ona destek veren 3 küçük mikro partinin de bir takım girişimleri oldu. Ancak hiçbiri sol kadar girişimde bulunmadı. Sonuçta parlamento, Fransız parlamentosunu göstermek istiyorum. En sağ, en soldan en sağa gidiş. En solda, sözünü ettiğimiz solda birlik var. 182 milletvekili çıkarmış durumda. 577 milletvekili var Fransız parlamentosunda. Dolayısıyla bu 289 saf çoğunluğun çok gerisinde. Hemen yanında Macron'un partisi birlikte var. Onlar da 163 milletvekili çıkardılar. 163 milletvekili çıkarmaları beklenmiyordu. 90 ila 120 en fazla olabilir deniyordu. Çok büyük bir sürpriz. Solun en büyük destek verdiği parti, yani ulusal cumhuriyetçi cepheden en fazla faydalanan parti bu oldu. En büyük kaybeden ise şurada görüyorsunuz, en sağda, aşırı sağ, sağın sağı, Ulusal Bütünleşme Partisi. Buna karşı birleşti herkes ve işte bu parti güya 289 saf çoğunluğu aşıp başbakan olacaktı, Jordan Bardella lideri. Bütün bu hayaller suya düştü bu cumhuriyetçi bütünleşmeyle birlikte. Seçimde peki Fransa nasıl bir görüntüye büründü, onu da hemen gösterelim. Şöyle bir görüntü söz konusu. Bütün batıda bir miktar iktidar partisi var, liberal parti. Ortada ve güneyin bir bölümünde sol partiler kazanmış durumda. Ama bütün kuzey ve bütün tatil beldeleri, göç alan, maden işçilerinin olduğu bütün yoksul beldelerde de özellikle aşırı sağ birinci parti geldi. Bunu da belirtelim. Şimdi ne olacak? Üç büyük blok çıktı ortaya Serdar. Bu üç büyük blok yönetecek derecede bir blok değil. Belki Le Parisien'in kapağını gösterirsek biraz daha anlaşılır olacak. Söze bile gerek yok. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yapıyoruz? Şeklinde bir başlık atıyor Le Figaro, Le Parisien gazetesi. Le Figaro ise seçimi özetliyor ve diyor ki şimdi sağ kaybetti aşırı sağ, solda kendisini Macron'a empoze etti, Macron'a dayattı diyor. Şimdi seçim görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Macron bu karara niye gitmişti hatırlayalım. Her şey daha net olsun. Avrupa Parlamento seçimlerinden sonra meclisi feshedeceğim, ülkeyi seçime götürüyorum. Meclisi yönetilecek durumda değil. Dolayısıyla bir netliğe ihtiyacımız var demişti. Şimdi geldiğimiz noktada işler biraz daha bulandı, biraz daha karıştı. Daha zor yönetilebilir, daha zor iktidar bulunabilir bir meclis var. 18 Temmuz'da meclis ilk toplantısını yapacak. O zamana kadar biz size gönderiyoruz Macron'u. Washington zirvesine geliyor. O biraz zaman kazanacaklar. Başbakan istifa etti, kabul edilmedi istifası. Bir süre başbakan, mevcut başbakan götürecek. Bu müzakereler uzun görünüyor. Müzakerelerin sonuna kadar olimpiyat oyunları da var Serdar, son cümle. Evet. Olimpiyat oyunları da geçtikten sonra belki yeni bir hükümet kurulabilecek. Ama öyle bir kriz var ki bakarsınız yarın anlaşıp
Gene bir ilk turda en sağa gittiler, ikinci turda en sola geldiler. Bakalım bu kriz belki ortada bir yerde anlaşırlar.